Merhaba. Kına ile ışıltılı bir kahverengi nasıl elde edilir? Şimdi onu göstereceğim sizlere. Kabımızın içine bir miktar ceviz yapraklarını koyuyoruz. Kuru ceviz yaprağı da olur, yaş ceviz yaprağı da olur. Ceviz kabuklarını ilave ediyoruz. Beş bardak kadar su ilave ettikten sonra 20-25 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Kaynattıktan sonra ılımasını bekleyeceğiz ve bu elde ettiğimiz suyu kullanacağız. Arkadaşlar ceviz kabuklarını ve yapraklarını kaynattık. 25 dakika kaynattıktan sonra bardağa ayırdım bu şekilde. Sıvılarımız ılık olsun daha iyi sonuç alabilmek için. Şimdi karıştırmasına geçelim. Metal kaşık kullanmayın. Kınayla reaksiyona girip saçlarınıza zarar verebilir. Tahta kaşık kullanın. Bu da demli çay. Bu da ılık olsun. Kınamızı karıştırdık. Kıvam bu şekilde olsun. Çok sulu bir kıvam olmasın. Akışkan olmasın. Saçlarınızdan akmasın. Şimdi yağlarını ilave edelim. Bir çay kaşığı argan yağı kullanalım. Saçları besleyecek çok faydalı bir yağdır. Bir çay kaşığı yılan yağı. Bu da çok faydalı bir yağ. Ve bir çay kaşığı tatlı badem yağı. Saçlarınız yumuşak olacak bu yağlar sayesinde. Bir çay kaşığı tuz. Tuz akmasını önlüyor. Bir tatlı kaşığı da sirke ilave ediyoruz. Şimdi tekrar karıştıralım. Kınamızı karıştırdıktan sonra bir miktar başka bir kaba ayırıyoruz. Bunu neden yapıyorum sevgili arkadaşlar? Çünkü saçların ön kısımlarında beyazı fazla olan baylar ve bayanlar için bu ayırdığım kınanın içine kahverengi Hint kınası ilave edeceğim. Çünkü kına beyaz saçlarda daha açık bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Hint kınası ilave ediyorum. Yani saçlarımızın beyaz kısımlarına, önlerimizdeki beyazlar için bu karışımı uygulayacağız. Biraz kınada koyulaşma oldu. Hemen ceviz suyundan ilave edelim. Ekleyelim birazcık daha. Arkadaşlar kınanızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok güzel sonuçlar alacağınıza emin olun. Ben kınamı bu şekilde hazırlıyorum. Dediğim gibi burası Hint kınası, içinde Hint kınası olan karışım. Kahverengi tonlarda güzel bir kına hazırladık. Bununla saçlarınızı boyayabilirsiniz. Hemen boyamayın. Birkaç saat bekletin kınanızı dinlensin. Ya da bir günde bekletebilirsiniz. Daha güzel sonuçlar alacaksınız o zaman. Ve alnınıza, boynunuza vazelin ya da krem de sürün ki oralara da kına gelmesin, boyamasın. Poşet geçirin başınıza. Ardından tülbentle saçınızı güzelce sarın. En az bir 5 saat bekletin. Çok güzel, ışıl ışıl, harika bir kahverengi renge ulaşacaksınız. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Görüşmek üzere.